özellikle iltica başvurularında ev kadınları kendilerini anlatmakta sorun yaşıyorlar. 17-25'ten 15 Temmuz'a kadar ciddi manada Türkiye'de bir tedbirli yaşama ve teyakkuz halinde insanlar ne olacağını anlamakta zorlandığı için bir şekilde hayatlarını idame ettiriyorlardı. Fakat 15 Temmuz'dan sonra ellerindeki bütün kaynakları, bilgi ve belgeleri yakmak zorunda kaldım korkularından dolayı. Kitaplar, dergiler, gazeteler, CD'ler, videolar, telefonlar, bilgisayarlar, ev araması ve taramasında yapılacak tüm arabalarda delil oluşturacak ne kadar bilgi, belge, fotoğraf, geçmiş yıllar, dün fotoğrafları bile aman arkadaşlarım yakalanmasın diye yakıldı, atıldı. İşte bu sebepten dolayı insanlar kaynaklardan uzak olduğu için ne diyeceklerini, nasıl diyeceklerini kestiremediler. Bu sebeple de sürekli bu fanusta yaşama ve tedbirli davranma sebebiyle yurt dışına geldikten sonra da acaba bizi de böyle suçlarlar mı? Bizi de o gruba üye yapmakla, tırnak içerisinde terör örgütü üyesi, örgüt propagandası yapma suçuyla suçlarlar mı? Burada da demesek ya da aman ha demeyin diye insanlara uyarıda bulunuyorlar. Değerli arkadaşlar, bir, bugüne kadar özellikle hizmet hareketiyle alakalı herhangi bir yargı, hüküm kararı yoktur. Hizmet hareketinin terör örgütü olduğuna dair böyle bir iddiayı destekleyen yargı kararı kesinlikle ve kesinlikle bulunmamaktadır. Böyle bir yayınlanmış resmi gazete yayını yoktur. Bu noktada sadece 2017 yılında iki kişilik mahkemenin yapmış olduğu yargılamadan dolayı beraat var. Adli bir vakayı cemaate dayamaya çalışıyorlar. Böyle bir şey yok. Burada diyor ki 15 Temmuz hikayenin özünde ne var? MİT tırlarını cemaat yaptı. Sedat Peker çıktı açıkladı. O tırları ben gönderiyordum dedi. 17-25'i cemaat yaptı. Ya polis hırsızı yakaladı. Polis hırsızını yaptı. Orada darbe yok ki ya. Hükümete karşı bir olay yok ki. Polis işini yaptı. İşi hırsızı yakalamak. Onu yaptı yani. Yine Milli Güvenlik Kurulu kararınca terör örgütü diyor. Halbuki Eylül 2021 tarihinde Anayasa Mahkemesi karar verdi. Tavsiye makamındaki MGK kurulunun kararını icra yerine koyamasın ve bu gruba terör örgütü diyemesin diye böyle bir karar var. Dolayısıyla ortada terör örgütü yok. Hizmete karşı yapılan bir soykırım var. İnsanlığa karşı işlenen suç ve bir soykırım var. Bunu kabul etmek ve kullanacağınız ifadelerde onlarının ifadelerini kullanmayın. Onlar böyle diyorlar. Onlar iddianamelerde, tutuklama, soruşturma, gazete küpürlerinde, medyada böyle diyorlar. Halbuki ortada verilmiş bir karar yok. Ben bu iddiayı reddediyorum. Bu bir soykırımdır demek lazım. Öncelikli olarak buna dikkat etmek gerekiyor. Peki ne yapmak lazım? İşte sizin bir sosyal grubun tamamını ya da bir kısmını ya da sosyal grubu üyelerinin yok etmeye yönelik. Bunların kökünü kazıyacağız. Bunları yok edin. Bunları sürün. Bunlara bir bardak su bile vermeyin. Ağaç kökü yesinler diyorlar. İşte bu soykırımdır arkadaşlar. Bunun için hiyerarşik yapıya bakılmaz. Hiyerarşik yapılar terör örgütü yapılarıdır. Burada bakılması gereken şey üye misin değil misin? Sizin kaçıncı derecede ne kadar çok aktif olduğunuz en tepelerde ya da en tabanda aşağıda olmanız değil, bu sosyal grubun içerisinde olup olmadığınıza bakılacaktır. Bunun için demeniz gereken, anlatmanız gereken nedir? Değerli arkadaşlar, değerli kardeşlerim, öncelikli olarak ben işte şu sosyal grubun üyesiyim. Birincisi var. Normal hayatımda ev hanımıyım ama sosyal hayatımda bu grubun üyesiyim. Ayrıca şu derneğinde üyesiyim. İşte şu yardım derneğinde üyesiyim. Aylık düzenli bağışlar yapıyorum. Ayrıca şu dernek adı altında işte kermesler planlıyor. Bu kermeslerle de toplanan paralarla derneğimize bağış yapıyor ve fakir öğrencilere burs veriyor. Onların evlerini kiralıyor, evlerin eşyalarını alıyoruz, üniversite kitaplarını alıyoruz, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Evde yaptığımız dolmalar, börekler, baklavalar, çörekler, irmik tatlıları vesaire, maklubeler, gönüllü ve fahri çalışarak bunları yapıyoruz. Ücretsiz bir şekilde kermes alanına götürüyoruz. Kermeste bunlar satılıyor. Bu yaptığımız satışlardan doğan paralarla derneğimize bağış yapıyoruz. Derneğimiz de bunu fakir öğrencilere evlerinin ihtiyaçlarını, kitaplarını ve maddi ihtiyaçlarını, kurslarını karşılıyor ve onların kişisel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda ben ev kadını olarak
mahallemdeki komşularımı, akrabalarımı örgütlüyor. Onların yine sohbetlerimize, seminerlerimize, programlarımıza davet ediyor. Aktif olarak katılmalarını organize ediyor ve onların katılmalarını sağlıyordu. Uluslararası programlarda Dil ve Kültür Festivali gibi programlara komşularımı, akrabalarımı götürerek onların da bu güzelliklerden istifade etmesini sağlıyordum. Bununla beraber kermeslerin dışında da ev haçlığımdan, el işleriyle yaptığım işlerden ya da ek yaptığım işlerden, kazandığım paralardan öğrencilere burs veriyorum. Komşularım da burs vermesini, gazete ve dergilere abone olmasını sağlıyor. Bunları organize ediyor ve planlıyordum. Hizmetimizi sohbet ve toplantılarına davet ediyordum. Hizmetin öğretisi ve felsefesini insanlara anlatarak onların da hizmeti tanımasına vesile oluyordum. Ayrıca hizmet gezileri yaparak insanların birbiriyle kaynaşmasını sağlıyor. Birlik beraberliğimizi tesis ediyor. Onların bir sonraki aktivite ne zaman olacak demelerini sağlayarak aidiyet hislerini geliştiriyordum. Evimde programlar yapıyordum. Müzakereli kitap okumaları, müzakereli hadis, fıkıh çalışmaları, müzakereli Kur'an okumaları yapıyor. Aynı zamanda komşularıma Kur'an eğitimi dersi veriyordum. Ben aynı zamanda hizmet annesi olarak da bilinirim. Çünkü bulunduğumuz şehir öğrenci şehri olduğu için gelen öğrenciler annelerinden uzak, özellikle kız öğrenciler savunmasız ve çaresiz ve bulundukları yerlerde zaten anne babası okutmak istemediklerinden dolayı o güvenli insanlara emanet etmek istiyorlar. Ben de onları anne hasretleri çekmesin diye bazen yanlarına gider, onların yemeklerini yapar, bulaşıklarını yıkarım. Bazen de onları evimde ağlar, yatılı misafir yapar, onların başını okşar. Kendi anneleri varmış gibi anne yemekleri yapar, onların bir nokta olsun hasretlerini gidermesine katkı sağlardım. Bu sebepten dolayı coğrafyamız özellikle genç kızların okumasına, çocukların kız öğrenciler okumasına ailelere çok müsaade etmediği için burada hizmetin referansı ve güveni çok önemliydi. Bu nedenle çocuklarını üniversiteye ya da okula göndermek istemeyen velilere hizmetteki ablalarla birlikte ziyaret eder, ailelere ikna eder, güvencesi ve referansı ben olurdum. Hizmetteki arkadaşlarımızla beraber bu referansı ve güvenceyi verdiğimiz için de aileler güvenli bir şekilde çocuklarını bizlere verirlerdi ve emanetlerine emin ellerde olduğunu farkında olurlardı. Ben hizmet hareketinin bir üyesi, ev annesi, hizmet annesi, bir mahalle temsilcisi olduğum için, hizmetsel faaliyetlerinde bulunduğum için, işte 15 Temmuz'dan sonra da mağdur ailelere yardım etmeye devam ettiğim için, onların ilaçlarını temin ettim, gıda yardımı, nakdi yardımların ulaştırılmasını sağladım, doğum yapacak olanlara hemşire ayarladım, ebe ayarladım, doktor ayarladım. Bu ve benzeri çalışmalardan dolayı yeniden yapılanma gerekçesiyle hakkımda hizmet hareketine üye olduğum için ve mağdur ailelere yardım ettiğimden dolayı yeniden yapılanmadan soruşturma, kovuşturma açılacağını anlayınca ülkeyi terk etmek zorunda kaldım. Ya da tedbir amaçlı yurt dışına çıktım. Tam ülkeme dönecektim ki hakkımda soruşturma açıldığını öğrendim. Bundan dolayı Türkiye'ye geri dönemedim. Değerli arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen ihmal etmeyelim. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. İyi günler diliyorum efendim.